2019 seçimleri kimsenin beklemediği, daha doğrusu kimsenin beklemek istemediği bir sonuçla iktidar tarafından bakıldığı zaman bir şekilde sonuçlandı. Çünkü herkes AK Parti'nin çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağını düşünüyordu ve İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder söylemi olduğu için de iktidar kanadında İstanbul'u asla vermeyecekleri konuşuluyordu. Ancak İstanbul'u kaybetti. O günden bugüne yaklaşık 3,5-4 seneye yakın zaman geçti ve yeni bir seçime gidiyoruz. O günden bugüne İstanbul'un dinamiklerinde ve Türkiye'nin dinamiklerinde değişen bir şey oldu. Bugün seçim kazanmak, İstanbul'u almak ve Türkiye'yi almak o gün oranla daha mı zor? O gün oranla kat be kat kolay olduğunu söyleyebilirim öncelikle. İstanbul'un dinamiklerinde değişen ne oldu kısmına dair birkaç cümle etmek isterim. Şöyle ki 2019 yılında İstanbul'u benim halka yeniden verme diyerek ifade ettiğim sonuçla seçim sonuçlanınca bir kere 16 milyon İstanbullunun aynen benim gibi İstanbul'da yaşayan bir vatandaş gibi nefes alacağını biliyorduk. Ve bugün aradan geçen 4 yılda İstanbullu artık kaynaklarının hor kullanılmadığını gördü, biliyor. İstanbullu artık israfı önlendiğini Büyükşehir Belediyesi'nde görüyor, deneyimliyor. İstanbullu artık İstanbul'da kendi verdiği vergilerin kendisine hizmet olarak döndüğünü görüyor. Bunun sayısız örnekleri var, program boyunca konuşuruz. Her şeyden önemlisi artık İstanbullu aradan geçen bu 4 yıla yakın zaman içinde kendisine verilecek olan hizmetin ya da ihtiyacı olan desteğin oy verdiği partiye göre değil, kimliğine göre değil, yaşam tarzına göre değil, ihtiyaca yönelik olduğunu ve bütün çalışmaların, işlerin buna dönük planlandığını görüyor. Ve ne mutlu ki İstanbul halkı da bunun farkında. Ama bu söylediklerim Fatih Bey sadece İstanbul özelinde değil. Ben en azından bir hekim olarak şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz çok uzun süren bir pandemi süreci yaşadık. Ve o pandemi sürecinde benim sıklıkla tekrarladığım ve tahmin ediyorum binlerce, milyonlarca vatandaşımızın tekrarladığı bir gerçek vardı. İyi ki pandemi döneminde Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri vardı. Niye olduğunu çok basit, 5 maskenin bile dağıtılamadığı süreçlere tanıklık ettik. Sağlık hizmetinin alınamadığı, vakaların saklandığı, bırakın izolasyonun olması gereken dönemde toplu taşımanın bile, hep belediye vesaire diyorlar ama bunların makro planlamasının nereden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Planlanamadığı bir süreçte evinden çıkamayan vatandaşın parası olsa bile ihtiyacına erişemediği korkunç bir dönem yaşadık. Yine hatırlayacaksınız, sokağa çıkma yasakları vesaire falan bir planlama dahilinde değil. İktidarın bakanlarının kendi arasındaki anlaşmazlıkları ya da anlaşmalarına göre karar verilen inanılmaz bir süreç yaşadık. Pandemi döneminde başa dönecek olursam keşke sosyal demokrat bir iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olsaydı bu kadar ağır. Ne fark ederdi? Çok şey fark ederdi. Birincisi pandemi dönemi başladığı andan itibaren bir kişinin söylediğiyle değil, bütün toplumda dünyayı saran bu pandemi sürecinde merkezine vatandaşını koyan, vatandaşının sağlığını koyan, vatandaşın ihtiyaçlarını koyan bir bakışla o pandemi süreci yönetilmiş olsaydı der. Kayıplarımız çok daha az olurdu. Sağlık çalışanlarımız bu kadar yıpranmış olmazlardı. Ve pandemi süresince tüketilen ve ne yazık ki boş yere tüketilen kimi kaynaklarda çok daha verimli kullanılmış olurdu. Yani bilimin ışığında, hani bir kişinin dediğiyle değil, bilimin ve bilim insanlarının ışığında o süreç yönetilirse pandemi sürecinden çok daha az hasarla ve zararla atlatılır. Tabii Sağlık Bakanı değil zaman nasıl yönetilebilirdi diye sorsam yani. Çok kolay. Çok kolay. Bakın pandemilerde... Temel yanlışlar neydi mesela size göre? Birincisi temel yanlış. Çünkü iktidar pandemiyi iyi yönettiği iddiasında, o yüzden soruyorum. Şöyle, iddia etmek bu olayın gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü iddia ettikleri birçok şeyi biliyoruz. Geçen günde deprem bölgesinde temel attıklarını iddia ettiler gibi. Mesele onların neyi iddia ettiği değil. Mesele gerçeğin ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği. Pandemi döneminde ve geçen daha acısını kolay kolay üzerinden atamayacağımız deprem felaketinde neyi yanlış yaptılar biliyor musunuz? Bir, planlama yok. Ortak akıl yok. Bilimin ışığında hareket etme yok. Bunları yaptıktan sonra süreçleri tarifleyip süreçlerin ışığında yol alma yok.
akla geldiği anda, özellikle afetlerde, pandemi gibi durumlarda, hani bir kişinin aklıyla iş yaptığınızda o iş olmaz. Ya da ilk akla gelen her zaman doğru olmayabilir. Doğru olmayabilir. Tam tersi. Sürece çok büyük zarar verebilir. Şimdi pandemi döneminde yine hatırlayacaksınız. Bir gün kalktılar, sokağa çıkma yasağı yapıyoruz dediler. Şimdi sokağa çıkma yasağı gerekli midir? Gereklidir. Ama o sokağa çıkma yasağını karar vermeden önce siz esnafın, vatandaşın, çocukların eğitimini hazırlarsınız, planlarsınız. Size daha acı bir şey söyleyeyim. Bakın, dünyada gelişmiş ülkelerde ve hatta gelişmekte olan ülkelerde bu tip durumlara dair bir planlama süreçleri vardır. Olaylar yaşanmadan önce planlamalar yapılır. Ve ne acı ve ne yazık ki bu planlamalar, bu programlar iktidarın ve yöneticilerin ellerinde olmasına rağmen bunlara bakma ihtiyacı bile hissetmediler, bakamazlardı. Neden bakamazlardı biliyor musunuz? Çünkü ortada tek bir adamın, tek bir kişinin iki dudağından çıkanın kanun kabul edildiği, hiç kimsenin bu kişiye yanlış da olsa itiraz edemediği bir süreçte. Bürokratik hafızanın olmadığı, kalmadığı. Bravo. Bir yerde hiçbir anlamı olmadı. Şimdi pandemi döneminde, hani içime dert olduğu için söyleyeyim, bir bilim kurulu kuruldu. Çok kıymetliydi o bilim kurulu. Bilim kurulunun olmaz dediklerini beyefendi kabul etmiyor, böyle olmalı diyerek beyefendinin söylediklerini meşrulaştırma aracı olarak kullanmak yerine o bilim kurulunun söylediklerini, bilim bunu söylüyor, akıl bunu söylüyor, olması gereken bu diye hayata geçirebiliyor olmak lazımdı. Bunun olup olmadığını benim söylememe gerek yok. Bütün vatandaşlarımız yaşadı ve acı sonuçlarıyla ne yazık ki... Keza deprem kaldı. Sonrası okulların hala, üniversitenin hala kapalı olması... Yurtların gibi, boşaltılması hiç gibi. Planlanmadan. Bir mağduriyeti çözerken eğer düşünmeden, planlamadan iş yapıyorsanız, daha büyük ve başka mağduriyetler oluşturuyorsanız bu bir çözüm değildir Fatih Bey. Planlamanızı yaparsınız, bütün süreçleri tarif edersiniz ve süreçleri de liyakatli kişiler eliyle hayata geçirirsiniz. Şimdi deprem bölgesinde konu konuyu açıyor. Depremin ilk günlerinde ben de birçok vatandaşımız gibi Hatay'daydım. Orada hekim ve adli tabip olmamdan kaynaklı gördüğüm, pratikte gördüğüm ve oradaki depremzede vatandaşı işini çok kolaylaştıracak böyle bir uzmanlıktan kaynaklı bir aksaklığı görüp orada aksaklığı giderebilecek kişileri aradığımda herkesin, bakın görüştüğüm herkesin, sağlık müdür yardımcısı dahil bir milletvekilimiz aracılığıyla sağlık bakan yardımcısı, herkes hak veriyor. Ufacık bir şey ama devleti yönetenlerinden hiç kimse artık inisiyatif alamıyor. Bakın ben yıllarca devlet memurluğu yaptım, hekimlik yaptım. Biz görevimiz ve bize tariflenen görev neyse vatandaşın faydasını olacak ve vatandaşın sorununu çözecek şeylerde mesleğimizin ve yaptığımız işin bize verdiği sorumluluk gereği inisiyatif alabilirdik. Ve şu anda devletin yönetiminde, devlet yönetenlerde korkudan ve kaygıdan kaynaklı bir inisiyatif almama hali var. Bunların hepsi yakında düzelecek. Ama gerçeklik ne yazık ki bu. Peki.